Arkadaşlar merhaba, videoma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere yapılışı oldukça kolay, çok da hızlı ilerleyen güzel bir yelek modeli paylaşımı yapacağım. Etol şal olarak da kullanım yapabilirsiniz. Bunu yaparken ben lif ipi tercih ettim. Sizler daha ince bir iple ya da alize iplerle örebilirsiniz. Tığ numarası da şöyle 6 numara tığ kullanacağım. Şöyle zincir çekerek modelimize başlayalım. Bu arada kanalıma abone değilseniz videonun hemen altından abone ol butonuna tıklayarak ücretsiz abone olup bana destek verebilirsiniz. Abone olmak tamamen ücretsiz. Şöyle birkaç tane zincir çekeceğim ben model anlatımı için. Bu kadar zincir model anlatımı için yeterli. Şimdi şuradan tutuyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane zincir çektim. Tığ üstü alıyorum. Tuttuğum yerden giriş yaparak şöyle bir ilmek uzatıyorum. Buraya tekrar üzerine alıp aynı yere fıstık yapıyorum arkadaşlar. Şöyle 2, 3. 3 seferde sardım. Fıstığımı oluşturdum. Şöyle tek seferde çıktım. Kapattım. Ben 3 tane sardım. Siz ipinizin inceliğine ya da kalınlığına göre ayarlayabilirsiniz. Araya 1-2 tane zincir çekiyorum. Tekrar tığ üstü alarak aynı yere ikinci fıstığı yapıyorum. Şöyle 1-2 ve 3. Şöyle tek seferde kapattım bir zincirle. Araya 2 zincir, tekrar tığ üstü alarak aynı yere 3. fıstığımı yapıyorum arkadaşlar. Eğer anlatımımın hızlı ya da yavaş olduğunu düşünüyorsanız videonun üstünde 3 nokta var arkadaşlar. Oraya tıklayıp oynatma hızını artırabilir ya da azaltabilirsiniz. Şimdi 3 tane fıstık yaptık. Araya 1-2 tane zincir çekiyorum. Tığ üstü almadan 1-2-3-4. 4. yere geliş yapıyorum. Şöyle sık iğne ile kapattım. Araya 1-2 tane daha zincir çekiyorum. Tığ üstü alıp 1-2-3-4. 4. yerden şöyle giriş yaparak buraya yine ilmek uzatıp fıstık yapıyorum. Üç seferde sardım, bir zincirle kapattım, araya iki zincir çektim, tığ üstü aldım, aynı yere ikinci fıstığı yapıyorum. Tek seferde kapattım, araya iki zincir, tığ üstü alarak aynı yere üçüncü fıstığımı yapıyorum. Şöyle tek zincirle kapattım. 1-2. 2 tane zincir çekiyorum. Tığ üstü almadan 1-2-3-4. 4. zincirden geçiş yapıyorum. Şöyle arkadakiyle birlikte alalım. Sık iğne ile kapattım. 1-2-3 tane pardon 2 tane zincir çekiyorum. Tığ üstü alarak 1, 2, 3, 4. 4. yerden geçiş yapıyorum. Ve buraya yine üçlü fıstıklar yapacağız arkadaşlar. Ben fıstıkları tamamlayıp geliyorum. Arkadaşlar model anlatım için şöyle 3 tane motif yaptım. Mesela siz yelek yaptığınızda biraz zincirlerinizi uzun tutun. Daha sonrasında şuradan kesersiniz. Şöyle
bu şekilde kapatabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar buradan bir iki tane zincir çekiyorum. Tığ üstü alıyorum. Hemen bir yanındaki zincirden geçiş yapıyorum. Şöyle ikili bir trabzan yaptım. 1, 2, 3 tane daha zincir çekip modelimi diğer tarafa çevirdim. Ben modeli daha öncesinde sizler için biraz büyüttüm. Daha iyi görebilmeniz için onu birazdan size göstereceğim. Şimdi tığ üstü alıyorum. Bakın burada yapmış olduğumuz fıstıkların arası var. Şu ilk fıstığın içinden geçiyorum. Buraya trabzan yaptım. Tekrar tığ üstü aldım. Aynı yere ikinci trabzan, aynı yere 3, aynı yere 4, aynı yere 5. trabzanı yaptım. Araya bir zincir çektim. Tekrar tığ üstü alarak bir yanındaki iki fıstığın arasına geçiş yapıyorum. Buraya da 5 tane ikili trabzan yapacağız. İki oldu. 3, 4, 5. Bakın 5 tane 2 tane trabzan yaptım. Araya bir 2 tane zincir çekiyorum. Bu araya şu an herhangi bir işlem yapmıyorum. Tığ üstü alarak yanda yine ikili fıstığın arasına geçiş yapıyorum. Buraya yine 5 tane trabzan yapacağız. Şöyle 2, 3, 4 ve 5. Evet, 5 tane. Araya bir zincir çektim. Tığ üstü alıyorum. Diğer 2 tane fıstığın arasına girerek buraya da 5 tane trabzan yapacağım. Kaç oldu? 3, 4, 5. Araya 2 zincir çektim. Tığ üstü alarak yandaki 2 tane fıstığın arasına geçiş yaparak yine 5'er tane bu şekilde trabzanlar oluşturacağız arkadaşlar. Sıra sonuna kadar tamamlayıp dönüyorum. Sıra sonuna geldim. Buraya 1-2 tane zincir çekiyorum. Tığ üstü alarak bakın şu kenarda bir trabzanımız vardı. Bunun üstüne şöyle tığımı geçirerek burayı yine trabzan yapacağım. Kenar trabzanımızı bu şekilde oluşturduk. 1-2-3 tane zincir çekip modelimi diğer tarafa döndürdüm. Şimdi model biraz daha ilerleyince kendini belli edecek. Tığ üstü aldım arkadaşlar. Bakın burada 2 tane 5'erli yaptığımız trabzanlar vardı. Bunun ortasında bakın şöyle ortasından geçiş yapıyorum. İlmek uzattım. 1, 2, 3. 3 kere sardım. Bir tane fıstık oluşturdum burada. Araya 1-2 tane zincir çekiyorum. Tığ üstü alarak aynı yere geçiş yaparak bir tane daha fıstık yapıyorum. 3 tane oldu. Kapattım. Araya 1-2 tane zincir çekiyorum. Tığ üstü alarak aynı yere 3. fıstığı yapıyorum. Şöyle tek seferde kapattım. Araya 1-2 tane zincir çektim. Bakın bu trabzanların arasında şöyle bir boşluğumuz vardı. Tığ üstü almadan buraya geçiş yapıyorum. Şöyle buraya sık iğne ile kapattım. Araya tekrar 2 tane zincir çektim. Tığ üstü alarak hemen yandaki bakın 2 tane trabzanımızın
Şöyle ortasındaki yerden geçiş yapıyorum. Yine buraya üçlü 3 tane fıstık yapıyorum. Arada 2 zincir. Tığ üstü aldım. Aynı yerden geçiş yapıyorum. 2 ve 3. Şöyle bir taneyle kapattım. Araya 2 zincir ve 3. fıstığı yapıyorum aynı yere. Bakın 3 tane fıstık yaptım. 2 zincir çektim. 2 tane trabzanın ortasında şöyle bir yer vardı. Buraya sık iğne ile geçiş yaptım. Araya 2 zincir tığ üstü aldım. Bakın hemen şuraya geçiş yapıyorum. Yine buraya 3 tane fıstık yapıyoruz. Kenar kısma geldim. Şimdi burada bir tane zincir çekiyoruz. Tığ üstü alıyorum. Bakın kenarda yapmış olduğumuz trabzan vardı. Kenar trabzan. Buraya yine ikili bir trabzan yaptım. 3 tane zincir çekip modelimi diğer yöne çevirdim. Şimdi burada model kendini tekrar ediyor. Şurada zaten tekrara girmişti. Tığ üstü aldım. Buradaki iki fıstığın arasına giriş yaparak şöyle artık beşerli trabzanlarımızı yapıyoruz. Model bu şekilde ilerliyor hanımlar. Araya zincir çekip devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi ben modelimi daha öncesinde sizler için büyüttüm. Daha iyi görebilmeniz için. Bakın bu şekilde. Oldukça yapılışı kolay. Sizler de fark ettiniz zaten. Yapılışı kolay. Çok da hızlı ilerleyen. Güzel bir model arkadaşlar. Etol şallarda da kullanım yapabilirsiniz. Yelek olarak da kullanım yapabilirsiniz. Evet, umarım anlatabilmişimdir ve inşallah modelimi beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Ve kanalıma abone değilseniz videonun hemen altından abone ol butonuna tıklayarak ücretsiz abone olup bana destek verebilirsiniz. Sağlıkla, mutlulukla, huzurla kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.